Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz? Nilüfer. Bir 5 dakikamız daha var. Bekleyelim. Diğer gelmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Vaktimiz geldiğinde dersimize başlarız arkadaşlar. Aramıza nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Teşekkür ediyorum öğretmenim. İstanbul'dan Leyla. Saliha Isparta'dan teşekkür ediyorum öğretmenim. Hoş geldin. Büşra Bitlis'ten hoş geldin. Nilüfer İzmir'den teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Evet, daha önce tanıtım dersi yapmıştık arkadaşlar ama kurum diğer bütün branşlarda da zaman zaman tanıtım dersi yapıyor. Derslerimiz de önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor tek üzerinde. Drama ve alan eğitimi dersinde inşallah diğer hocalarımla beraber ben olacağım. Arkadaşlar burada arkadaşım Muhammed Bey size bir mesaj gönderdi. Eğitim koçlarımızla ücretsiz bir saat görüşme yapabilirsiniz. Eğitim koçlarımızla görüşme yapabilmek için orada verilen linki tıklayarak arkadaşlar oradaki formu ve bilgileri doldurmanız gerekiyor. Oradaki linki tıklayarak formu ve bilgileri doldurduğunuzda arkadaşlarımız en kısa zamanda size dönüş yapacaklar ve eğitim koçumuzla görüşeceksiniz arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim hemen. Burada derse katılan arkadaşlarım, eğer ben Uğur Hoca'nın dersinden geliyorum, Uğur Hoca'nın referansıyla derse giriyorum ve kayıt olmak istiyorum dediğinizde bana mahsus olmak üzere arkadaşlar %20 indirimden yararlanabilirsiniz Tekuzem'in. Bunu da hemen hatırlatmış olayım arkadaşlar. Formu doldurup eğitim koçumuza da bunu bildirdiğinizde arkadaşlar sizinle yine konuyla ilgilenen arkadaşımız kimse o irtibata ve iletişime geçecek. Evet, arkadaşlarımız da yavaş yavaş geliyorlar. Yine önümüzdeki hafta bu gün arkadaşlar Salı günü dersimiz olacak ama derslerimiz bugünkü tanıtım dersi olduğu için sistem yoğunluğu nedeniyle biraz da diğer derslerin olması nedeniyle biz arkadaşlar dersimize 9'da başlamış olduk. Yok, hayır. Nilüfer öğretmenim, ben söylerim, ilgilenir arkadaşlarımız, tamam mı? Nilüfer öğretmenim. Muhammed Bey, Nilüfer öğretmenimizle ilgilenebilir misiniz Muhammed Bey? Teşekkür ediyorum.
Buradan arkadaşımız kaydını almıştır muhtemelen. Yani notunu almıştır bununla ilgili olarak. Nilüfer öğretmenim sizinle iletişime geçerler arkadaşlarımız. Tamam, linkteki WhatsApp hattına yazar mısın Nilüfer öğretmenim? Muhammed Bey cevap verdi. Linkteki WhatsApp hattına yazınca arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. Ben Uğur Hoca dersen yardımcı olurlar Nilüfer. Arkadaşlar derslerimiz Salı günü akşamları olacak. Saat 7'den itibaren olacak bizim bütün derslerimiz. Ben planlı ve sistematik bir şekilde 17 hafta boyunca burada karşınızda olmaya devam edeceğim. Her hafta Salı gün akşamleyin saat 19'dan itibaren arkadaşlar. Mart ayının ortasına kadar derslerimiz devam edecek arkadaşlar. Ben uzun zamandır Tekuzem'deyim. Sadece sınıf öğretmenliği, alan eğitimi dersi değil, aynı zamanda işte fen bilimleri, alan eğitimi, sosyal bilimler, alan eğitimi, arkadaşlar tarih, coğrafya, alan eğitimi, dikap, alan eğitimi, okul öncesi alan eğitimi dersleri de anlatıyorum. Buradaki arkadaşlarımın hepsi sınıf öğretmeni. Arkadaşlar ben de sınıf öğretmeniyim. İlk atamam benim sınıf öğretmenliği üzerine. Sonradan yüksek lisans ve doktora nedeniyle öğretim programları da arkadaşlar alanın genişlemiş oldu. Sadece sınıf öğretmenliği yapmadım arkadaşlar. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nun bu öğretim programlarının hazırlanması, öğretim programlarının tanıtılması, işte ders kitaplarının incelenmesi gibi komisyonlarda da yer aldım arkadaşlar. Yani karşınızda hocanın sistemin içerisinden gelen birisi. Aynı zamanda bir üniversitede arkadaşlar, rektörlükte yönetici olarak çalışıyorum. Doçentliğimi bekliyorum arkadaşlar burada. Türkiye'nin birçok ilinde, yaklaşık 50 ilde arkadaşlar hem sınıf öğretmenliği alan eğitimi hem de az önceki saymış olduğum diğer derslerde alan eğitimi derslerine gidiyorum. Yüz yüze de arkadaşlar. Muhtemelen arkadaşlarım duymuşlardır Uğur Ataseven diye. Geçen sene de arkadaşlar 3 farklı yayın evinde denemelerimiz ve soru bankalarımız sizlerin hizmetindeydi arkadaşlar. Yine bu sene de farklı yayın evlerinde denemelerimiz ve soru bankalarımız hizmetinizde olacak arkadaşlar. Arkadaşlar az önce söylemiştim derslerimiz 17 hafta boyunca devam edecek. Derslerimizin zaman zaman birkaç haftada bir arada, mesela 3 hafta sonra ya da 4 hafta sonra bir tekrar kampımız olur arkadaşlar. O tarihe kadar işlemiş olduğumuz bütün dersleri şöyle bir gözden geçiririz ve tekrar ederiz. Onunla ilgili bir akşam boyunca soru çözeriz arkadaşlar. Sonra bir 3-4 hafta sonra tekrar kampımız, soru çözümü tekrar olur ve sürecin sonuna geldiğimizde, tamamladığımızda yine yoğun bir şekilde hem soru çözümü saatlerimiz hem de tekrar kamplarımız olur. Hocam 17 Mart, yani Mart'ın ortasından sonra 17 hafta sonra sizinle bir daha görüşmeyecek miyiz diye aklınıza gelebilir arkadaşlar. Burada tekrar dersleri, kamplar, soru çözümleri arkadaşlar zaman zaman tekrarlanır. Sınava kadar yine beraber olmaya devam edeceğiz. Yine sınavın öncesindeki birkaç hafta boyunca da soru çözümü ve tekrar kamplarımız devam eder arkadaşlar. Yani biz sınav süreci tamamlanıncaya kadar burada sizinle beraber olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar ben ders notlarımı sisteme sizin dersinizden önce yüklerim. Burada kurum temsilcisi olan arkadaşlarımız bu notların size ulaştırılmasıyla ilgili olarak bütün gayreti gösterirler, çabayı gösterirler. O noktada hiçbir zaman endişeniz olmasın. Ben ayrıca arkadaşlar yine arkadaşlarımızın kendi içerisinde oluşturmuş olduğu bir platformda da notlarımı, ondan sonra işte kullanacağım kaynakları, bunların dışında soruları, denemeleri arkadaşlar oradan da paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar hiç mübalağa yapmadan söylüyorum. Alan eğitimi dersinin sonuna geldiğimizde benim sisteme yüklemiş olduğum ders notlarını bir araya getirdiğinizde elinizde 300-400 sayfalık bir alan eğitimi ders notu kitabınız olur. Burada anlatacağım ders notlarını sisteme ayrıca yüklerim arkadaşlar. Bu dersleri anlatırken kullanacağım yardımcı ve ek ders notlarını da ayrıca buradan arkadaşlarıma söylerim. Onlar ulaştırırlar ya da
kayıtlı olduğumuz platformun içerisine yüklemeye çalışırız. Ya da oraya atarız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün ilkokul programlarının tanıtımıyla başlayacağız. İlkokul programlarının. Tabii ilkokul öğretim programlarının tanıtımına başlamadan önce özellikle bir de şunu ifade edeyim. Sınav sistemiyle ilgili olarak. Biliyorsunuz genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve ÖABET eden 3 farklı sınav başlığı altında sınava gireceksiniz arkadaşlar. Ve buradan sizin öğretmenlik puanınız hesaplanmış olacak. Arkadaşlar eğitim bilimleri, genel kültür ve genel yeteneğe baktığımız zaman toplam orada 11 tane dersimiz var. 11 dersimiz var. Bu 11 ders sınavın %50 ağırlığını oluşturuyor. Şimdi size ilginç rakamlar vereceğim arkadaşlar. Sınavın yüzde ağırlığını ise geriye kalan sınıf öğretmenliği ÖABET kapsamındaki dersler oluşturuyor. Kendi gireceğim derslerin adına söylemem gerekirse arkadaşlar 75 sorunun arkadaşlar 43. sorusundan itibaren bakın 43. sorusundan itibaren ilk 3 sorunuz drama olacak arkadaşlar. Sonra gelen 30 tane sorunuz da arkadaşlar alan eğitimiyle ilgili Türkçe, matematik, fen, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, görsel sanatlar, din kültürü ve bir de birleştirilmiş sınıf üzerine olacak. Geriye kalan 30 tane soru arkadaşlar. Soruların dağılımını burada tabloda görüyorsunuz arkadaşlar. 6 tane Türkçeden soru gelecek. Yalnız Türkçeden gelecek olan 6 tane soru 2 artı 4 şeklinde karşınıza çıkacak. Buradaki 2 tane soru ilk öğretim arkadaşlar ilk okuma yazma öğretimi 4 tanesi de Türkçe öğretimiyle ilgili. Matematikten 6 tane sorunuz gelecek. Fenden 6 tane soru gelecek. Arkadaşlar fenden gelecek olan sorularımızın 5 tanesi fenle ilgili, bir tanesi de kavram haritalarıyla ilgili olur. Ve kavram haritalarıyla ilgili genelde sorulan sorularda her zaman hesaplama sorulur arkadaşlar. Kavram haritalarıyla ilgili sorularda hesaplama çıkacak karşınıza. Burada tanılayıcı dallanmış ağacın, yapılandırılmış gridin, kelime ilişkilendirme testlerinin ve zincirleme, hiyerarşi gibi kavram haritalarının biliyorsunuz bir puanlama standardı var. Verilmesi gereken puanlar bellidir ve nettir arkadaşlar. Haritasının bazı noktalarını boş olarak veriyor ya da yanlış onların puanını almanızı istiyor. Arkadaşlar hayat bilgisi ve sosyal bilgilerden de toplam 6 tane sorumuz geliyor. Buraya kadar 24 tane sorumuzu tamamlamış olduk. Ama bitmedi derslerimiz. Din kültürü, görsel ve iki bir tane sınıflardan soru gelmekte. Diğer eğitimi sorusunu da hayat bilgisinin içerisinde 2 artı 1 yani 2 tane hayat bilgisi bir tane değerler eğitimi şeklinde görebilirsiniz. Benim burada bu derslerin yanında Türkçe, matematik, fen, sosyal bilgiler ve hayatlar, beden eğitimi ve birleştirilmiş sınıfların dışında arkadaşlar kavram haritaları diye ayrı bir dersimiz, değerler eğitimi diye ayrı bir dersiniz daha olacak arkadaşlar. Yani onları da ayrı bir ders olarak vereceğim. Öğretmenim, şu an için bir problem görünmüyor ama olsa arkadaşlarımız söylerler. Yani dersi takip eden yönetimdeki arkadaşlarımız da söylerler. Yine de olursa söylerseniz sevinirim. Burada Konya'da bugün yağış vardı arkadaşlar. Şu anda da yağış var. Belki bu nedenle olabilir. Şimdi arkadaşlar az önce bir şey söylemiştim. Bununla ilgili olarak da toplamda 6 ders burada, 5 ders burada, 11 tane ders sınavın %50 ağırlığını oluşturuyor. ÖABT'de ise arkadaşlar, ÖABT'de ise bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 drama ile beraber 16 tane de arkadaşlar Türkçe, sosyal bilgiler, coğrafya, tarih, matematik, fen bilimleri ve çevre eğitimi olmak üzere burada da arkadaşlar yaklaşık bir 10 tane dersiniz var. Yani 16-17 tane dersten yine sınavın %50 ağırlığını göreceksiniz arkadaşlar.
Evet, Muhammed Bey, bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey var mı Muhammed Bey? Muhammed Bey, yapabileceğimiz bir şey var mı burada? İnternete bağlı başka bir cihaz varsa hemen telefonumu kontrol ediyorum. Eğer telefonum buradan bağlıysa onu kesiyorum. Kapattım şu an. Telefonum bağlıydı, telefonumu kapattım. Düzelme var mı Muhammed Bey? Tamam. Diğer telefonları açıksa onları da kapatayım. Evet, diğer cihazların da kapatılmasını söyledim arkadaşlar varsa. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Güzel insanlar, buraya dikkat eder misiniz? Sevgili arkadaşlar, sevgili öğretmenlerim, buraya bir bakar mısınız? Şimdi benim genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve ÖABT konusunda söylediğim bir şey var. Arkadaşlar, genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri ile ancak yürürsünüz arkadaşlar. Ama ÖABT ile koşarsınız. ÖABT ile koşarsınız. Çünkü arkadaşlar burada alan eğitiminin sınav içerisindeki toplam ağırlığı %20. Arkadaşlar dramanın sınav içerisindeki ağırlığı %2, toplam %22 yapıyor. Yani arkadaşlar eğer 100 puan alıyorsanız bu sınavdan, bu 100 puanın 22 puanını ÖABT'de alan eğitiminden alacaksınız arkadaşlar. Şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Bakın, eğitim bilimlerinden biliyorsunuz 80 tane soru var. Genel kültür, genel yetenekten 120 tane soru var. Eğitim bilimlerinden bütün soruları nete çevirirseniz 16 puanınız olur arkadaşlar. Genel kültür, genel yetenekten bütün soruları nete çevirirseniz 36 puanınız olur. Buradan 52 puan alırsınız. İşte standart sapma düzenlemesiyle bu 50 puana eşitlenir arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerinden çözeceğiniz 5 soru ÖABT'den çözeceğiniz bir soruya eşit olacak. Ve her çözdüğünüz bir sorunun %22'si de ÖABT'den gelmiş olacak arkadaşlar. Ne demek istediğimi ifade edebildim mi arkadaşlar? Bu nedenle şunu bir kez daha vurguluyorum arkadaşlar. Bu sınavı kazanmak isteyen arkadaşlarımın karşımda olduğunu görüyorum ve biliyorum. Arkadaşlar, hem ÖABT'ye ciddi anlamda önem vermelisiniz, hem de ÖABT içerisinde alan eğitimine ciddi anlamda önem vermelisiniz. Benimle beraber bu yola devam eden arkadaşlarımı ödevlendiririm. Benimle beraber bu yola çıkan arkadaşlarımı kontrol ederim. Arkadaşlar, sorduğunuz soruları hiçbir zaman karşılıksız bırakmadan telefonlarınızı arayarak cevap veririm arkadaşlar. Zaman zaman sizi durduk yerde ararım. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Çalışmalar nasıl? Girdiğin deneme sonuçlarını, yaptığın soru bankalarındaki durumunu bana gönder diye söylerim arkadaşlar. Sizi bu süreçte başından sonuna kadar başınızı boş bırakmayacak şekilde takip ederim arkadaşlar. Şimdi artı arkadaşlar, bu sınav sürecinin içerisinde isteyen arkadaşlarım ya da ihtiyaç duyan arkadaşlarım olursa, rehberlik amacıyla beni arayanlar zaman zaman arkadaşlar, onlarla beraber oturup çalışma programlarının hazırlanması, sınav süreci, ondan sonra sınav sürecinde kaygı, stres, tedirginlik, bunlarla baş etme, mücadele etme. Arkadaşlar, konuda da zaman zaman arkadaşlarımla görüştüğüm ve onlara yardımcı olmaya çalıştığım çok olmuştur. Artı arkadaşlar, şunu da ifade edeyim.
Zaten Teguzem'in şu an uygulamakta olduğu sistem yapay zeka tabanlı hem rehberlik hem de ders takip sistemidir. Sistem üzerinde atmış olduğunuz her adım ve orada bırakmış olduğunuz her iz arkadaşlar kaydedildikten sonra bununla ilgili geri bildirimler size tarafınıza sağlanmaktadır. Hem sistem bu geri bildirimleri sağlar hem de sistemle ilgili yönetici arkadaşlarım bunu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim ilkokul öğretim programları dersine başlamamın nedeni birçok alan eğitimi dersi anlatan arkadaşım şöyle yapıyor. İşte Türkçe öğretimini anlatıyor, matematik öğretimini anlatıyor, fen öğretimini anlatıyor ve alan eğitimi kapsamındaki derslerin sonuna kadar bu şekilde devam ediyorlar. Buradan bir tane sorunuz var arkadaşlar. Öğretim programlarının özellikleriyle ilgili. Bu soru karşınıza Türkçe'de de çıkabilir arkadaşlar, resimde de çıkabilir. Yani bütün derslerde karşınıza çıkabilir. Ben onun için öncelikle şu an kullanmakta olduğumuz öğretim programlarının Türkçe, matematik, fen, sosyal hayat bilgisi, din kültürü, görsel sanatlar, beden eğitimi ve birleştirilmiş sınıflarda arkadaşlar hangi sistem üzerine kurgulandığını öncelikle veriyorum. Çünkü bunu 9-10 defa tekrar etmenin bir anlamı yok. Ama şimdiki anlatacaklarım arkadaşlar bütün dersler için geçerli ve standarttır. İlkokul programları ile ilgili özellikler. Arkadaşlar, öğretim programları hazırlanıp uygulandığı yılın adıyla bilinir. Biz bugüne kadar baktığımızda Cumhuriyet'in kurulduğu tarihten bu tarafa 26 programı, 30 programı, 36, 48 programı, 68, 2005, 2013 ve 2018 programı olmak üzere 8 farklı program kullanmışız arkadaşlar. Şöyle 68'i ve daha öncekileri geride bırakacak ortadan bir çizgi çizdiğimde arkadaşlar bu öğretim geçmişte kullandığımız 68 ve öncesinde kullandığımız öğretim programlarının daha çok arkadaşlar öğretmen merkezli olduğunu, 68'den sonra kullandığımız programların da öğrenci merkezli olduğunu görüyoruz. Yani 2005 ve sonrasındaki programların. Arkadaşlar zaman zaman şöyle sorularla karşılaşacaksınız. Yeni programlar, çağdaş programlar, İşte yeni güncellenmiş programlar gibi ifadeler gelecek karşınıza. Bunu duyduğunuzda yeni program, öğrenci merkezli program, arkadaşlar, çağdaş program gibi ifadeleri gördüğünüzde hemen aklınıza 2005 ve sonrasındaki programlar gelecek. Bunlar da 3 tane arkadaşlar. 2005 programı, 2013 programı ve 2018 programı olmak üzere. Bu arada arkadaşlar bu arada burada bir hayat bilgisinde bir değişiklik oldu 2009 yılında. Bir de hemen 2018 programı uygulanırken programın diğer derslerine dokunmaksızın Türkçe'de bir değişiklik oldu 2019'da. 2009'da da hayat bilgisinde bir değişiklik yapıldı. Şu an Türkçe hariç diğer programlarımız 2018 ama Türkçe öğretim programı 2019'dur. Sorular da böyle karşınıza gelirse ya 2018 olmayacak mı gibi şaşırıp kalmayın arkadaşlar. Şimdi güzel insanlar şuraya dikkat etmenizi istiyorum. 68 ve öncesindeki programlar az önce öğretmen merkezli diye söylemiştim. Az sonraki tabloda 2005'ten önceki ve 2005'ten sonraki programların temel özelliklerini göreceğiz. Şu an kullanmakta olduğumuz ve öncesinde kullanılan programlar. Ama şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Her ne kadar 68 ve önceki programlara ben öğretmen merkezli desem de o zamanın şartlarını bu şekilde gerektiriyordu arkadaşlar. Bu şekilde içeriyordu. Tabii 68 programı hazırlandığı yıla baktığımızda o zaman için en güzel programdı. 2005 programı da benim unutamayacağım programlardan bir tanesi. Belki de siz o zamanlar daha ilkokula bile başlamamıştınız arkadaşlar 2005'te ya da ana sınıfındaydınız. 2006, 2005, 2006 ya da 2007'den itibaren ilkokula başladınız. Ama 2005 programı öğretmenlere yardımcı olma anlamında bütün programlardan daha üst düzeyde bir programdı.
2018 ve 2019 programı maalesef bu özellikleri göstermemektedir arkadaşlar. Öğretmenlere rehberlikte bulunma, programın nasıl uygulanacağıyla ilgili uygulama ve etkinliklere yer verme, ölçme ve değerlendirmeye yer verme, kavram haritaları, kavram yanılgıları, bunların nedenleri, arkadaşlar, işleniş örnekleri, ölçme değerlendirme örnekleri, etkinlik örnekleri, bunların hiçbiri şu anki mevcut programlarda yok. Ama 2005 programında az önceki saymış olduklarımın neredeyse tamamı vardı. Yani baktığımız zaman programların birbirine göre farklı ve üstün yönleri karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar, şu tablonun sol tarafında kalanlar, bunlar 26 programı, 30 programı, 36 programı, 48 ve 68 programı. Şurası ise arkadaşlar 2005, 2013 ve 2018 öğretim programlarının özellikleri. Önceki programlar için söylemiş olduğum en önemli özellik arkadaşlar, öğretmen merkezli olma ve sunuş yoluyla öğretime geleneksel öğretim yöntem ve tekniklerine ağırlık verme özelliği. Önceki programlar daimici ve esasiciydi arkadaşlar. Önceki programlar, her ne kadar bu ifade bakanlığa ait olsa da, programların davranışçı olma, önceki programlar davranışçı, yani tam öğrenme. Mesela şöyle bir soru çıktı arkadaşlar. Şu an programlarda tam öğrenme yaklaşımı kullanılmamaktadır. Yok. Günah arkadaşlar, haram. Öğrenci merkezli eğitimde tam öğrenme kullanılamaz. Çünkü tam öğrenme öğretmen merkezlidir. Tam öğrenmenin ilke ve prensiplerinin büyük çoğunluğu davranışçılık üzerine yoğunlaşmıştır. Onun için şu an kullanılmıyor. Hatta ve hatta 2005'ten sonra gündeme gelmiş olmasına rağmen çoklu zeka bile şu an programlarda uygulanmamaktadır. Yok, çoklu zeka 2005 için moda bir kavramdı. Bütün dünya çoklu zeka ile kasıp kavruluyordu arkadaşlar. Şu an yok çoklu zeka programlarda. Şu an problem çözme, proje tabanlı öğrenme, argümantasyon arkadaşlar, yapılandırmacılığa dayalı öğrenme, uygulama ve etkinlikleri, bunları görüyoruz programlarda. Çoklu zeka bile öğrenci merkezli olmasına rağmen yok arkadaşlar. Artı, önceki programlarda biliyorsunuz bir programın en önemli yeri arkadaşlar, hedefler, içerik, eğitim durumları, ölçme değerlendirme, programları oluşturan dört temel unsuru görüyorsunuz. Buraya çok özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar, eğer bir program hedeflere, içeriğe ve ölçme değerlendirmeye önem verirse, o program öğretmen merkezli olur. Eğer bir program eğitim durumlarına önem verirse, o program öğrenci merkezli olur. Önceki programlar hedef, içerik ve ölçme ağırlıklıydı. Çünkü onun için öğretmen merkezli. Sürecin sonuna geldiğimizde çocukların sonuçta ne bildiklerini yoklamak önemli hale geliyordu. Onun için program öğretmen merkezli. Önceki programlarda üniteler kullanılıyordu arkadaşlar. Üniteler. Üniteler, konular birbiri içerisinde arkadaşlar, birbiriyle bağlantılı değil, kopuk, birbirinden ayrı ayrı, birbirine yakın olan konuların bir araya gelmesiyle bir ünite oluşturuluyordu. Ama şu an ne kullanılıyor bunun karşılığında? Temalar, öğrenme alanları ve disiplinler arası yaklaşımı kullanıyoruz. Yeni programlarda, 2005 sonrası programlarda. Önceki programlar doğrusaldı. Ne demek doğrusal arkadaşlar? Konuların tren vagonu gibi birbirini takip ettiği, bir konunun bittiği yerden diğerinin başladığı yapılanmaya biz doğrusal yapılanma diyoruz. Geleneksel eğitimde çok fazla kullanılır. Hatta ve hatta doğrusal programlamanın sahipleri Skinner, Tyler, Bloom ve Asubel. Bunlar da öğretmen merkezli eğitim savunan insanlar. Ha, doğrusal programlama kötü demiyorum arkadaşlar. Günümüzde mesela matematikte, mesela tarihte, birbirini takip eden konularda biz doğrusal programlamayı kullanıyoruz. Arkadaşlar, önceki programlar sonuç odaklıydı. Sadece ürüne bakılıyordu. Çocuğun neyi biliyor ya da neyi ezberlemiş olduğuyla öğretmen ilgileniyordu. Yazılı yoklamalar nota ve puana dayalıydı arkadaşlar. Ama şu an 2005'ten bu tarafa uyguladığımız programlarda soru olarak çıkmış önemli bir ayrıntıyı daha buradan paylaşıyorum sizinle arkadaşlar. O da şu: birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda arkadaşlar ve
sürece dayalı eğitim uygulamaları varken dördüncü sınıfta hem beceri, hem süreç, hem de sonuç var dördüncü sınıflarda. Bu çıkmış soru işte. Dördüncü sınıfta arkadaşlar, dördüncü sınıfta hem beceri, hem süreç, hem de sonuç. Çünkü dördüncü sınıfın sonuç ağırlıklı olmasını sağlayan şey ilk defa ilkokulda dördüncü sınıfta nota ve puana dayalı değerlendirme sistemi kullanılır. Yani yazılı dördüncü sınıfta yapılıyor. Önceki programlarda öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar önemsenmiyordu. Bunu geleneksel hale getiren bir diğer özelliği yine burada görmüş olduk. Peki 2005 ve sonrasındaki programlar ilerlemeci, yapılandırmacı, aktif öğrenme, çoklu zeka, problem çözme, proje tabanlı öğrenme, buluş yoluyla öğrenme gibi uygulama ve etkinliklere yer veriliyor. Program esnek, önceki programlar gibi sadece öğretmen uygulamasına dayalı, katı ve sert değil arkadaşlar. Program öğrenci merkezli 2005'ten sonrakiler. Önceden programlarda hedef ya da amaç ifadesini kullanıyorduk ama şu anki programlarda kazanımı kullanıyoruz. Hocam ne demek? Kazanımın amaç, hedef, davranıştan ne farkı var? Arkadaşlar kazanım geniş zaman ifadeleriyle yazılır ve uygulamayı da içerisine alır. Mesela Türkçe derslerinde arkadaşlar temaları kullanıyoruz. Mesela sosyal bilgiler derslerinde öğrenme alanlarını kullanıyoruz. Yine üniteyi kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Hayat bilgisinde, din kültüründe üniteleri kullanıyoruz arkadaşlar. Türkçe dersinde hem temayı hem öğrenme alanlarını kullanıyoruz. Fen dersinde konu alanı yani öğrenme alanlarını ve üniteleri de birlikte kullanıyoruz. Matematik dersinde öğrenme alanlarını ve alt öğrenme alanlarını birlikte kullanıyoruz. Güzel insanlar, bakın bu söylediklerimi birçok alan eğitimi dersine giren arkadaşlarımız net bir şekilde ayrımını yapmazlar ve söylemezler. Hatta şunu ifade edeyim burada, temanın hangi derslerde kullanıldığı ile ilgili ciddi anlamda sorular gelmekte. Tema sadece iki derste kullanılır. Bunlardan biri Türkçe, diğeri de İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça gibi dil derslerinde kullanılır. Tema başka hiçbir yerde kullanılmaz arkadaşlar. Mesela şu soru çıktı, modüler içerik düzenleme. Modüler içerik düzenleme sadece ve sadece psikomotor ağırlığı olan derslerde, resim, müzik, beden eğitimi orada kullanılır. Ama Milli Eğitim Bakanlığı son öğretim programları uygulamasında, yapılanmasında modüler içerik düzenlemenin yerine de şu an beden eğitimi ve müzik dersinde de öğrenme alanlarını kullanıyor. Şu an beden eğitimi ve müzikte de öğrenme alanlarını kullanıyoruz. Program sarmal arkadaşlar. Bu programı öğrenci merkezli yapan bir diğer özellik. Ne demek sarmallık? Bakın sarmallık bu arkadaşlar. Bir bilgi yapısının, bir öğrenme yapısının bir sonraki ünitede zaman içerisinde, bir sonraki yılda gittikçe büyümesine, sistematik tekrarlar içermesine arkadaşlar, kar topu gibi gittikçe büyümesine ve tekrar ettikçe bilgi yapısının genişlemesine biz sarmallık diyoruz. Kim sarmallığın sahibi arkadaşlar? Buluş yoluyla öğrenmenin sahibi olan Brunner. Hangi derslerde çok fazla kullanılır? Hem matematik ve dil derslerinde daha çok kullanılır. Bunları program geliştirmede göreceksiniz. Ama şu an kullanmakta olduğumuz programların temel özelliklerinden sarmallık. Yeni programlar kavram öğretimini de önemsiyor aynı zamanda. Arkadaşlar, kavram yanılgıları, kavram kargaşasını gidermek, kavram haritalarının kullanılması, kavram haritalarının kavram öğretimi dışında ölçme ve değerlendirmede nota ve puana dayalı olarak da kullanılması. Yeni programlar buna da izin veriyor. Yeni programda değerler eğitimi var. Değerler eğitimi ön plana çıkıyor. 10 kök değer arkadaşlar. İşte bununla ilgili soruları hayat bilgisinin içerisinde görürsünüz. Daha önce olmayan bir şey yeni programlarda karşımıza çıkıyor. Öncesinde yoktu. 68 ve öncesinde. 2005 ve sonrasındaki programlarda görüyoruz arkadaşlar. Beceri ve yetkinliklere dayalı eğitim sistemi. Beceri ve yetkinliklere dayalı. Yeni programlar bireysel farklılıkları önemli görüyor arkadaşlar. Artı ne demiştim az önce size? Bu programın öğrenci merkezli olmasını sağlayan bir özellik daha burada. Eğitim durumlarına önem verilmesi. Peki eğitim durumları yeni programda ne diye isimlendiriliyor?
sürece dayalı öğrenme, yaşantı ve beceri temelli öğrenme, etkinlik temelli öğrenme olarak isimlendiriliyor. Arkadaşlar, eğer bir program öğrenci merkezli ise orada eğitim durumlarına, yani yöntem ve tekniklere, öğrenme öğretme sürecine, öğrenme öğretme yaşantılarına, öğrenme öğretme etkinliklerine önem verilir. Artı yeni programın bir diğer özelliği, yeni programların çağdaş ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanılıyor olmasıdır. Peki önceki programlarla şimdi arkadaşlar şeyi gördük. 2005'ten bu tarafa olan programları gördük. Peki 2005, 2013 ve 2018 programları arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Evet, bunlar da karşımıza çıkıyor. Bu farklılıkları da burada görüyorsunuz. Bakalım bir neymiş bu farklılıklar arkadaşlar. Bütün öğretim programları, şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bütün öğretim programları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na bağlıdır arkadaşlar. Çünkü programlar şöyle oluşturuluyor. Önce ülkenin temel kanunu, temel kanuna dayalı olarak öğretim programları, sonra da buna dayalı olarak planlar hazırlanır arkadaşlar. Yapılanma böyle yukarıdan aşağıya, genelden özele, soyuttan somuta arkadaşlar. Öğretmenlerin hazırladığı şey ne? Planlar. Öğretim programını kim hazırlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıyor. Milli Eğitim Temel Kanunu meclisten çıkıyor arkadaşlar. Sonra bütün öğretim programlarının başında arkadaşlar genel hedefler vardır. Sonra öğrenme alanları bütün öğretim programlarında yer almaktadır. Üniteler ya da bütün öğretim programlarının kendi özel hedefleri vardır arkadaşlar. Bütün öğretim programlarının başında programın nasıl uygulanacağına yer verilir. Ama bazılarında bugüne kadar çok geniş yer verilmiş, bazılarında daha az yer verilmiştir. Bütün öğretim programlarında olanları söyledik. Ama arkadaşlar, bakın burası 2005'i anlatıyor. Ne demiştim az önce size? Bugüne kadar gördüğüm en güzel program. 2005 programında etkinlik örnekleri vardı. 2005 programında öğretmenlere ölçme ve değerlendirme ile ilgili örnekler veriliyordu. 2005 programında çocukların kavramları öğrenirken yanılgı içerisinde düşebilecekleri diğer kavramlar veriliyordu. Önceki programlarda ara disiplinler açık bir şekilde yer alıyordu. Yani disiplinler arası yaklaşım konuları net ve açıktı arkadaşlar. Ama şimdiki programlarda neler yok? Etkinlik örnekleri yok şimdiki programlarda. Örnek ölçme değerlendirme araçları yok. Sadece ölçme değerlendirme sistemiyle ilgili bilgi var. Kullanılabilecek yöntem tekniklerin adları var. Ama kendileriyle ilgili örnek yok arkadaşlar. Kavram öğretimine yer verilmemiş. Daha doğrusu kavram öğretiminin adı geçiyor. Kavram öğretiminin önemli olduğu açıklanıyor. Ama kavram öğretiminin nasıl yapılacağı konusunda herhangi bir yönlendirme ya da açıklama yok. Arkadaşlar, şu anki programlarda disiplinler arası yaklaşım konuları örtük olarak verilmiştir. Disiplinler arası yaklaşım yoktur ya da ara disiplinler yoktur dersem o zaman doğru olmaz. Kestirip atmış oluruz arkadaşlar. Şimdi sevgili öğretmenlerim, güzel insanlar, elinize öğretim programınızı aldınız. Herhangi bir öğretim programının kapağını açtınız. Bu diyelim ki Türkçe olsun arkadaşlar. Karşınıza öğretim programının kapağını açtıktan sonra sizi şöyle bir sayfa bekliyor olacak. Ne demek bu arkadaşlar? Bu öğretim programının burada görmüş olduğunuz başlıklar öğretim programının içeriğini ifade ediyor. Burada beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi tam ortadan şu şey var ya, iki parantezin birleştiği yerden şöyle ayıracak olursam arkadaşlar. Üst taraf genel kısım, alt taraf ise özel kısım olarak bilinir. Genel kısım arkadaşlar, bütün okulları, kısacası Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemini ilgilendiriyor. Ama alt taraftaki özel kısım ise arkadaşlar, sadece dersleri ilgilendiriyor. Programlarında arkadaşlar, kapağını açtığınızda o öğretim programının kısa bir tanıtımını görürsünüz. Hemen altında öğretim programının amaçlarını görürsünüz. Burada genel amaçlar var.
hem ülkenin eğitim sisteminin genel amaçları hem de ilkokulun, ortaokulun, lisenin ve o derslerin genel amaçlarını, sistemin genel amaçlarını görürsünüz. En önemli ayrıntı arkadaşlar benim bu mavi çerçeve içerisine aldığım yerde karşınıza çıkıyor. Arkadaşlar şu an 2018 programında perspektif diye bildiğimiz kavram 2005 öncesi programlarda felsefe olarak biliniyordu. Maalesef 2005'ten sonraki programlarda yani şu o en son 2018 programında programın felsefesi yoktur. Aklınızda olsun, kulağınıza küpe olsun arkadaşlar. Bu gece rüyanızda bunu görün arkadaşlar. 2018 programının felsefesi yok. 2018 programında felsefe yerine ne var? Felsefe yerine perspektif ifadesi kullanılıyor. Şu an kullanmakta olduğumuz öğretim programının felsefesi değerler felsefesidir. Değerler felsefesi. Daimicilik değil, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık hiç değil. Şu anki kullanmış olduğumuz öğretim programı aksiyolojik temellidir. Arkadaşlar, değerler felsefesi. Perspektifi oluşturan iki şey var. Bunlardan bir tanesi programın değerleri. 10 kök değerimiz var arkadaşlar. Bir de yetkinliklerimiz. 8 tane arkadaşlar o yetkinliklerde. Türkiye yeterlikler çerçevesi olarak bilinir. Eğer yolda sokakta geçerken birisi durdurur da Türk eğitim sisteminin temel perspektifi nedir diye sorarsa arkadaşlar iki şeydir. Değerler ve yetkinlikler. İşte buradan soru çıkar arkadaşlar. Değerlerden de soru çıkar, yetkinliklerden de soru çıkar. Bir cümleyle yetkinliği sorarlar. Örneğin ana dilde iletişim, yabancı dilde iletişim, matematiksel yetkinlik, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, inisiyatif alma ve girişimcilik, sosyal arkadaşlar, vatandaşlık, kültürel farkındalık ve ifade. İşte 8 madde. Bunların içeriği yani alt başlıkları önemli. Esas onları soruyorlar ve hep beylik ifadeler. Önceki yıllarda sorulanları bir anlamda tekrarlayan şeyler karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar gelelim şu alt kısma. Şimdi sadece ilgili ders, örneğin bu ders fen dersi olsun arkadaşlar. Ama birden 8'e dediği için burası fen dersi olmasın da burası Türkçe olsun arkadaşlar. Birden 8'edir çünkü Türkçe öğretim programı. Fen biliyorsunuz 3. sınıftan itibaren başlıyor. 3. sınıftan başladığı için şu 3'ten 8'e doğru gelir. Şimdi sadece Türkçe dersinin özel amaçlarını görürsünüz. Türkçe dersine özel becerileri görürsünüz. Burada bir de. Türkçe dersine özel beceriler nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bunları diz koy diye akrostiş ederiz. Diz koy. Dinleme ve izleme. Dinleme ve izleme. Arkadaşlar konuşma, okuma ve yazma. Diz koy. Bunlar Türkçe dersinin alana özgü becerileridir. Ama aynı zamanda bunlar dört temel dil becerisi. Dört, dört var ya şu Rabia, dört arkadaşlar. Dört temel dil becerisi diye bilinir. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar dinleme ve izleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisi. Aynı zamanda bunlar alana özgü beceriler olarak bilinir. Programı öğretmenlerin uygulamasına nelere dikkat edeceği ile ilgili özellikleri burada görürsünüz yine arkadaşlar özel kısımda. Çünkü her derste dikkat edilmesi gereken noktalar o dersin kendi sınırları ile ilgili. Onun için özel kısımda yer alır. Bir de programın yapısı arkadaşlar. Peki nedir programın yapısı? İşte programın yapısı şu arkadaşlar. Programın yapısı bu. Ben bunu hayat bilgisinden aldım arkadaşlar. Hayat bilgisinden aldım. Programın yapısı. Ve bir şey söylüyor mu size arkadaşlar? Şu tür soruları göreceksiniz. Bakın hayat bilgisi 1, 2, 1. Bu kodlamanın ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kodlamanın ne olduğunu biliyor musunuz? Evet, deminden beri ben konuşuyorum. Ve 40 dakikamızı geride bırakmışız arkadaşlar. 40 dakikayı geride bırakmışız. Bu kodlamanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bunun ne anlama geldiğini. Bilen arkadaşım var mı aramızda? Evet, hayat bilgisi Saliha. Devamı.
Güzel. Birinci sınıf. İkinci ünite harika geldi. Dilara, birinci kazanın. Tamam. Peki bunun böyle olduğunu nereden anlıyoruz? Kağıt bilgisi Büşra birinci sınıf. İkinci ünite birinci kazanım. Harika. Bunu tamam. Hayat bilgisi için tamam. Mesela şöyle olsaydı ne yapacaktık? Doğru. Hayat bilgisi doğru. Hayat bilgisi doğru. Ama ben bunun pratiğini söyleyeceğim şimdi size. Bu arada çay içersem kızmazsınız değil mi arkadaşlar? Şunu kim yapacak? F3-2-1-1. Kim söyleyecek? F3-2-1-1. F3-2-1-1. Üç rakamlı oldu mu? Tamam. Hani üç rakam olduğu zaman tamam. Dört rakam olduğu zaman iş biraz değişiyor arkadaşlar. Ben önce tabloyu anlatayım. Tabloyu anlattıktan sonra benim ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi hayat bilgisi dersinin öğretim programının yapısını burada görüyorsunuz. Bu bütün öğretim programlarında olduğu gibi genel amaçları arkadaşlar burada görüyorsunuz. Şu an burası bizi ilgilendirmiyor. Ama bizi ilgilendiren yeri şurası arkadaşlar. Evet, yaşam becerileri vardı. Yaşam becerileri fende karşımıza çıkacak öğretmenim. Şimdi buraya bakıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi programın hayat, bütün programların yapısı var. Bu hayat bilgisine özel. Ben bunu buraya örnek olarak aldım. Bakın dikkat edin. Bu hayat bilgisine özel. Eğer karşında sosyal bilgiler olsaydı arkadaşlar, şurada şey yazacaktı biliyor musunuz? Karşında sosyal bilgiler olsaydı alana özgü beceriler yazacaktı şunun yerine. Alana özgü beceriler. Burada fen olsaydı bir tarafta arkadaşlar alana özgü beceriler, bir tarafta kavramlar, bir tarafta değerler, bir tarafta da arkadaşlar FMTTC yazacaktı. Fen, mühendislik, toplum, çevre ve sosyobilimsel konular arkadaşlar. Hayat bilgisi dersinin içerik yapısı ünite temellidir arkadaşlar. Ve burada kazanımlar. Şimdi hayat bilgisi birinci sınıf arkadaşlar ünite ve kazanım. Yapılanma bu şekilde. İşte bu kodlamayı eğer hayat bilgisi dersinde ünitelerin kullanıldığını bilmezseniz çözemezsiniz. Şimdi gelelim fene. Fen üçüncü sınıf. Burası tamam. Hatta Devlet Bahçeli'nin matematiğini uygulayın arkadaşlar. Hani şu 2009 hikayesi var ya arkadaşlar. Sildik bunları diyor ya. Burada da aynısını yapın. Fen 3'ü atın. Çünkü burası sınıf. Sondaki 1'i de atın. Burası da kazanım. Hepsinde böyledir. Onun için ilk baştaki rakam sınıfı, sondaki rakam kazanımı ifade eder. Siz aradaki ikisini bilin arkadaşlar. Bilmek durumundasınız. İkincisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? İkincisi ünite, birincisi de konu alanı. Eğer fen dersinde ünitelerle konu alanlarının birlikte kullanıldığını bilmiyorsanız bu kodu çözemezsiniz arkadaşlar. Hayat bilgisi 3 rakamlıydı, kolay. Aynı şeyi matematik için yapayım isterseniz arkadaşlar. Matematik 3, 4, 1, 1. Ne oldu şimdi? Bakın burada da 4 rakam var. Matematik 3 gitti arkadaşlar. Bu da gitti. Ama peki bu aradaki iki rakam ne? Matematik öğrenme alanlarıyla alt öğrenme alanlarını kullanır. O zaman ilk rakam arkadaşlar öğrenme alanı, ikinci rakam da alt öğrenme alanıdır.
Hocam ben anlamadım diyen arkadaşım var mı? Ben bu yapılanmayı ve kodu anlamadım diyen arkadaşım var mı? O zaman şimdi diyeceksiniz ki bana, hocam hangi derste neyin kullanıldığını nasıl bileceğiz diyeceksiniz. Ya da bunları bilmek, ezberlemek durumunda mıyız diye soracaksınız. Ben sizi şuraya getireyim arkadaşlar. Onları da çıkarttık biz buraya. Arkadaşlar Türkçe'de temalar kullanılır, öğrenme alanları kullanılır. Ama Türkçe'de kullanılan temalar kazanım kodlamasında yer almaz. Öğrenme alanları da arkadaşlar orada beceri alanı olarak geçer. Türkçe'de. Beceri alanı olarak geçer. Ondan sonra fen bilimlerinde üniteler ve konu alanları birlikte kullanılır. Sosyal bilgilerde sadece öğrenme alanları kullanılır. Sosyal bilgiler şöyledir arkadaşlar. Sosyal, 4. sınıf, 2, 1. Ne demek bu? İkinci öğrenme alanının birinci kazanımı demek. Matematikle oyun fiziki etkinlikler ya da beden eğitimi dersinde öğrenme alanlarıyla alt öğrenme alanları birlikte kullanılır. Görsel sanatlarda da böyledir arkadaşlar. Görsel 2 olsun bu da. 2, 1 olsun. Görsel 2, ikinci sınıfın görsel sanatlar dersinin ikinci öğrenme alanının birinci kazanımı şeklinde okunur. Hayat bilgisi dersi ve din kültürü dersinde de ünite kullanılır. Arkadaşlar, işte şunu ezbere bilmezseniz bir de az önceki programın yapılanmasını, hayat bilgisindeki o örnek şekli, tabloyu bilmezseniz o zaman bu tür soruları çözemezsiniz arkadaşlar. Kaldığımız yere geri dönelim arkadaşlar. Öğretmenim, öğrenme alanı yapısı biraz daha konu alanı yapısına göre geniştir. Milli Eğitim Bakanlığı, Büşra öğretmenim, 2018 öğretim programlarına gelinceye kadar öğrenme alanları ifadesini kullanıyordu. 2018 öğretim programında sadece fen dersi için söylüyorum. Çünkü diğerlerinde aynen devam ediyor. Fen dersinde öğrenme alanları ifadesi yerine konu alanı kullanmayı tercih ediyor. Çünkü şöyle, Büşra öğretmenim bir taraftan da ünite yapısını kullanıyor. Ünite yapısıyla öğrenme alanı birbiriyle örtüşmeyeceği için, ünite yapısını kullandığı için fen bilgisinde ünite yapısıyla örtüşen şey konu alanıdır. Onun için konu alanı diyor. Büşra öğretmenim anladın mı? Evet. Anlamadığın yer neresi? Niye sayılır öğretmenim diyorsun? Öğretmenim, öğrenme alanı geniş bir yapılanmadır. İçinde birçok konunun yer aldığı. Ama öğrenme alanı fen bilgisinde üniteyi de kullanıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Ünite ile öğrenme alanı birbiriyle örtüşmez. Çünkü ünite daha dar kapsamlıdır. Daha dar kapsamlı olduğu için konu alanı üniteye daha uygun gider. Öğrenme alanı yapısı ünite yapılanmasından geniş olduğundan birbiriyle örtüşmez. Onun için hem üniteyi hem öğrenme alanını kullanmıyor. Üniteyle konu alanını kullanıyor. Evet. Öğretmenim bunlar biraz daha şey kavramlar. Hani öğretim programı yazan, öğretim programı uzmanlarının, talim terbiyedekilerin kullanmış olduğu literatürle ilgili şeyler bunlar. Biz sadece bunun yerine bunu kullanılmıştır. Bunu bilirsek bizim için yeterli olacak. Bu arada yeri gelmişken şunu söyleyeyim. İyi ki sordun Büşra öğretmeni. Öğrenme alanları arkadaşlar, disiplinler arası yaklaşım, konuların birbiriyle ilişkilendirilmesi daha kolay olsun diye kullanılır. Onun için şu an 2005'ten bu tarafa kullandığımız öğretim programları öğrenci merkezli eğitimi benimsediğinde disiplinler arası yaklaşıma daha fazla yer verilmekte. Bu nedenle öğrenme alanları üniteler yerine tercih edilmektedir arkadaşlar. Neden disiplinler arası yaklaşımı yeni programlarda kullanıyoruz sorusunun cevabı budur. Arkadaşlar yeni programla ilgili 2018'de neler var onu göreceğiz şimdi. 2005'ten 2018'e kadar olan programların özelliklerini gördük. Şimdi esas bizi ilgilendiren yere gelelim. 2018 programından ne eklendi programa? Arkadaşlar program, az önce bunu söyledim, değerler temelli olarak hazırlandı. Program değerler temelli olduğu için bir taraftan milli değerlere,
Bir taraftan evrensel değerlere, bir taraftan da arkadaşlar etik değerlere yer verildi. Neden etik değerlere yer veriliyor programda? Çünkü argümantasyon dediğimiz bir şey var. Argümantasyon neydi arkadaşlar? Argümantasyon. Argümantasyon. Yeni programda yer verdiğimiz yaklaşımlardan bir tanesi daha. Argümantasyon. Tartışma becerileri, delil ve dayanak sunma tartışırken arkadaşlar, bilimsel tartışma. Bu nedenle etik değerler önemli hale geldi. İçerik daraltıldı. Az önce söylemiştim, gittikçe programın küçültüldüğünü, en geniş programın 2005 programı olduğunu. Arkadaşlar, programın fen kısmına STEM eklendi arkadaşlar. STEM'in açılımı Science, Technology, Engineering ve Matematik olmak üzere. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arkadaşlar. Programı bu eklendi STEM, fen programına. Aynı zamanda orada iki tane beceri alanı vardı. STEM ile beraber beceri alanı üçe çıkmış oldu. Bunu fende geldiğimizde daha detaylı göreceğiz. Arkadaşlar öğreneceğiz. Programın sarmal yapısı önceki programlarla beraber arkadaşlar devam ettirildi. Çünkü programın öğrenci merkezli olma özelliğinin bir çıktısıydı bu. Ha, çok önemli bir şey arkadaşlar. Önceki programlarda ara disiplinler ya da disiplinler arası yaklaşım konuları, dikkat edin arkadaşlar buraya, açık ve net bir şekilde yer alıyordu önceki programlarda. Ama 2018 programında ara disiplin konularıyla disiplinler arası yaklaşım konuları örtük bir şekilde yer alıyor. Şimdi hocam ben ara disiplinin ne olduğunu ya da disiplinler arası yaklaşımın ne olduğunu bilmiyorum diyen arkadaşım var mı? Hocam ben ara disiplin ya da disiplinler arası yaklaşım nedir bilmiyorum diyen arkadaşım var mı? Bu arada bir şey daha söylüyorum arkadaşlar. 17 hafta boyunca benim ders anlatma tonum böyle olacak. Karşınızda hoca varmış gibi ders anlatacağım arkadaşlar. Sesimde, ondan sonra tahtayı kullanma, yazma da böyle. Hatta bazen buranın yazıyla dolu olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Karşınızda hoca ders anlatıyormuş gibi. Var mı arkadaşlar? Ara disiplin nedir bilmiyorum hocam. Ana disiplin nedir bilmiyorum. Disiplinler arası yaklaşım nedir bilmiyorum diyen arkadaşım. Varsa söyleyeceğim. Yoksa arkadaşlar devam edeceğim. Programın 2018 programın yenilikleri arkadaşlar. İki şey ön plana çıkıyor programda. Nerede karar vermeyi görürseniz orada problem çözme vardır. Nerede tartışmayı görürseniz orada argümantasyon aklınıza gelecek. Özellikle fen dersinde arkadaşlar. Çünkü fen dersindeki konularımızdan bir tanesi Tolmin argümantasyon modeli olacak. Oradan soru çıkıyor. Önceki programlardan farklı olarak 2018 programında uluslararası sınavlar olan PISA ve TIMSS değerlendirmelerine yer verildi. Beceri ve sürece dayalı ölçme değerlendirme anlayışı devam ettirildi. Tekrar yazmam gerekirse birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda beceri ve sürece dayalı, dördüncü sınıflarda ise arkadaşlar hem beceri hem süreç hem de sonuca dayalı değerlendirmeye yer verilir. İlk defa dördüncü sınıflarda not ve puan kullanıldığı için. Arkadaşlar ekonomik alanda öğretim programlarının ekonomiye bir şeyler kazandırması önemli hale geldi. Ki bu da ancak STEM yoluyla gerçekleşiyor. Yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik. Arkadaşlar bu da proje tabanlı öğrenmelerle gerçekleştirilir. Bir de programda arkadaşlar her bir kazanımın sonunda, her bir kazanımın hemen altında şöyle italik yazılmış, yan yazılmış ifadeler var. İşte o italik yazılmış ifadeler öğretmenlere kazanımların yol göstericisi olarak verilmiştir. Bazılarında öğretmenlerin ne yapacağı anlatılırken, bazılarında öğretmenin ne yapmayacağı anlatılır. Öğretmenin ne yapmayacağını anlatan o italik ifadelere biz kısıtlama ya da kısıt ifadesi deriz. Arkadaşlar,
Şu an kullanmakta olduğumuz 2018 öğretim programlarında disiplinler arası konular. Programda yer alan beceriler ama aynı zamanda TYÇ, Türkiye Yeterlikler Çerçevesi biliyorsunuz 8 taneydi, bir de değerler 10 taneydi. Değerler örtüktür. Bugün öğrendiğiniz en önemli şeylerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Ne demek örtük? Bakın arkadaşlar, programda var, adı geçiyor. Ama hangi kazanımın, hangi konunun becerilerle ilişkilendirileceği, hangi konuda değerlerin öğretileceği, hangi konuyla, hangi dersin konusuyla, başka hangi dersin konusunun birbiriyle disiplinler arası ya da ara disiplin konusu olduğu belirtilmemiştir. Programda maalesef bunlar yazmamaktadır. Ama arkadaşlar, beceriler sıralanmış. TYÇ sıralanmış. Kök değerler de sıralanmış. Bunların neyle ilişkili olduğu verilmemiş. İşte onun için şu an kullanmakta olduğumuz öğretim programlarında bu üçü örtüktür. Açık ve net bir şekilde yer almadığından. Az önce de arkadaşlar, yeni programların becerilere ağırlık ve önem verdiğini söylemiştim. İşte karşınızda Milli Eğitim Temel Kanunu'ndan başlayarak herhangi bir dersin herhangi bir kazanımına gelinceye kadar genelden özele, yukarıdan aşağıya, soyuttan somuta arkadaşlar, en uygulamaya dönük oluncaya kadar becerilerin hiyerarşisini görüyorsunuz, sınıflamasını. Bütün öğretim programları Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre hazırlanır. O zaman bizim için şu an beceri sınıflamasının en üstünde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun maddeleri içerisinde yer alan beceriler gelir. En belirleyici olan onlardır arkadaşlar. Nedir bu beceriler? Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alanlar 9 temel beceri. Eleştirel düşünme becerisi, yaratıcı düşünme becerisi, bilimsel düşünme becerisi, iletişim empati becerisi, problem çözme ve karar verme becerisi, bilgi teknolojilerini kullanma becerisi, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi. Bunlar kanunla korunan, kanunla ele alınan becerilerdir. Şu an otursam, bir öğretim programı yazacak olsam bu becerilere yer vermek zorundayım arkadaşlar. Kanunen. Ha, bundan fazlası olabilir ama bunlara yer vermek zorundayım. Nitekim şu an kullanmakta olduğumuz öğretim programlarını incelediğimizde bu becerilerin hepsine yer verildiğini görürüz. Sonra ne geliyor arkadaşlar? TYÇ geliyor. 8 tane. Gelecek az sonra TYÇ karşımıza. Sonra öğretim programının kapağını açtığımızda en başında yer alan beceriler geliyor. TYÇ'yi buraya almamızın sebebi ne? TYÇ. Arkadaşlar, ilkokulda da zorunlu, ortaokulda da zorunlu, bütün liselerde de zorunludur TYÇ. Aynı zamanda üniversitelerin, özellikle mesleki bölümlerinin öğrencilere kazandırılması gereken mesleki yeterlik ve becerileri de içine almaktadır. Yani TYÇ okul öncesinden başlayıp üniversiteden mezun olan Türkiye'deki bütün öğrencileri ilgilendirmektedir. Şu an programlara yansıtılmış beceriler olarak karşımıza çıkar. Sonra derse özel beceriler. Örneğin fende derse özel beceriler 3 taneyken beceri profili en geniş olan dersimiz sosyal bilgilerdir. 27 tanedir arkadaşlar. Türkçe'de ise arkadaşlar alana özgü beceriler 4 tanedir. Onlar da diz koydur. Diz koy. Dinleme ve izleme, konuşma, okuma ve yazma. Fen bilgisinde arkadaşlar 3 tane. Bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve STEM becerileri. Bilimsel süreç becerilerinin de altında biliyorsunuz ölçme, gözlem, sınıflama, karşılaştırma gibi beceriler var. Bunun gibi. Arkadaşlar, bir de üniteye özel ya da kazanımlara özel beceriler var ki artık en somut, en uygulamaya dönük olan ve öğretmenin bir derste çocuklara kazandırdığı beceriler bunlardır. Ünite içerisinde, kazanım içerisinde doğrudan verilen beceriler. TYÇ arkadaşlar, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi bütün öğretim programlarının temel yapısını oluşturuyor. Hatırlayın, mavi bir çerçeve vardı. İki şey burada çok önemli demiştim arkadaşlar. Programın perspektifiyle ilgili bunlardan biri değerler, diğeri de yetkinlikler demiştim. İşte bu yetkinlikler, o yetkinlikler. Peki nedir yetkinlikler arkadaşlar?
Biz okul öncesinde bir çocuğu sisteme kaydediyoruz arkadaşlar ve üniversiteden mezun ediyoruz. Peki bu üniversiteden mezun olduğunda bu çocuktan ne bekliyoruz? Toplum ne bekliyor? Bireysel olarak kendisi ne bekliyor? Ailesi ne bekliyor? İş dünyası ne bekliyor? Dünya ne bekliyor? Evrensel, global sistem ne bekliyor? TYT bunu ortaya koymak için hazırlanmıştır. Arkadaşlar, eğitim-öğretim sisteminin ve sürecinin sonunda öğrencilerin kazanması gereken, bir Türk çocuğunun kazanması gereken kişisel beceriler, sosyal beceriler, toplumsal beceriler, akademik beceriler, iş hayatına atıldıktan sonraki becerileri özel hayatında gerçekleştirmesi, yer vermesi gereken bütün becerileri içerir TYÇ. TYÇ ile ilgili en önemli ifadelerden bir tanesi şudur arkadaşlar. Yaşam boyu öğrenmeyi içermesidir. Yaşam boyu öğrenmeyi içerir. 8 madde görüyorsunuz burada. Ana dilde iletişim, yabancı dilde iletişim, matematiksel yetkinlik, dijital yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade. Türkçeden arkadaşlar, hatta şöyle söyleyeyim isterseniz size. Müzikten fiziğe kadar bütün derslerde bu becerilerin mutlak surette bir tane kazanımını görürsünüz. İlişkili olduğu bir kazanı görürsünüz. Değerlerimiz vardı arkadaşlar, kök değerler. Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik arkadaşlar. Buradaki sorular, bu değerlerle ilgili sorular hayat bilgisinde karşımıza çıkar. Genelde bir örnek verilir arkadaşlar. Aynı sınıf yönetimi sorularında olduğu gibi bu örnek üzerinden bu değerlerin ne olduğu yoklanır. Arkadaşlar, burası bugünkü dersimizle ilgili son olarak açıklayacağım, yer vereceğim bilgiler olacak güzel insanlar. Tekrar hatırlatıyorum. Az önce mesajlarda size gönderilen linki tıkladığınızda karşınıza gelen bilgileri doldurduğunuzda ve ben Uğur Hoca'nın dersinden geliyorum dediğinizde bize özel olmak üzere size %20 indirim tanımlayarak arkadaşlar daha ucuza kaydolma imkanınız da olacak. Arkadaşlarım evet linki tekrar gönderdiler. Arkadaşlar şu an kullanmakta olduğumuz programın 3 temel unsuru var. Zaten siz bunları şöyle biliyorsunuz. Bilişsel, duyusal ve psikomotor diyebiliyorsunuz. Arkadaşlar değerler programın duyusal yönünü oluşturur. Yetkinlikler programın bilişsel yönünü oluşturuyor. Değerler 10 taneydi. Biliyorsunuz yetkinliklerde 8 tane. Beceriler esas burada. Arkadaşlarımız genelde buna psikomotor deyip geçiyorlar. Arkadaşlar beceriler hem bilişseldir, hem duyusaldır, hem de psikomotordur. Becerilerin mesela 27 tane beceri var arkadaşlar sosyal bilgilerde. Bu 27 beceriyi ele alıp tek tek incelediğinizde içinde bilişsel, duyusal ve psikomotor olanların ayrı ayrı ele alındığını göreceksiniz. Arkadaşlar ifademe dikkat etmenizi istiyorum. Şu an kullanmakta olduğumuz öğretim programının temel perspektifi değerler, yetkinlikler ve becerilerle bütünleştirilmiş, beceri ve davranışlar arası ilişkiye vurgu yapılmış bir öğretim programıdır. Dolayısıyla biz şu yapının adına programın bütünlüğü deriz. Bu üçü bir araya gelerek programın bütünlüğü sağlanmaktadır arkadaşlar. Evet, az önce şurayla ilgili olarak üzerinde durmuştuk. Şu arkadaşlar benim yazmış olduğum kazanım örneklerinden bir tanesi, yani kodlardan bir tanesi. Üçüncü sınıf, ünite numarası, konu alanı numarası ve kazanım numarası olmak üzere. Bunun açılımını da aldım geldim ben öğretim programından arkadaşlar. FEN 3.1, gezegenimizi tanıyalım, dünya ve evren. Ünitenin adı ve o günkü konu, öğrenme alanı. Bir tane daha bir eklendi buraya, o günkü konumuz. Bir daha eklendi buraya, bir de o günkü kazanımımız arkadaşlar. Şunlara da gösterge davranış diyoruz. Dünyanın şekliyle ilgili geçmişteki görüşler belirtilir. Bu da gösterge davranış. Bakın italik yazan. İşte burası öğretmene yol gösteriyor, rehberlikte bulunuyor. Arkadaşlar bir de ne demiştim az önce? Öğretmene bir de böyle yol gösterme, rehberlikte bulunma vardır. Diyor ki duyu organlarını anlat,
Ama yapısal ayrıntılarına girme. İşte biz bunun adına kısıtlama deriz arkadaşlar. Ya da kısıt deriz. Öğretmenim. Benim Türkçe matematik fenden 6'şar tane soru geliyor. Fenin biraz daha ön plana çıkmasının sebebi var. Fenle ilgili sorular. Bakın fizik var, kimya var, biyoloji var. Siz bunları fizik, kimya, biyoloji ilköğretimde temel fen bilgisi dersi diye alacaksınız. Bir de çevre eğitim var. Diğer bütün derslerden birer ders varken fenden 4 ders var Büşra öğretmenim. Onun için alan eğitiminde fen biraz daha önemli hale geliyor. Ön plana çıkıyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Bakın matematik sorularını kolay çözersiniz. Türkçe sorularını kolay çözersiniz ama fen sorularını eğer fizik, kimya, biyoloji ve çevre eğitiminde alan bilgisi eksiğiniz varsa alan eğitimi sorularını zor çözersiniz. Kavram haritaları soruları da alan eğitimi sorular alan bilgisinden gelecek Büşra öğretmenim. Ben teşekkür ediyorum. Yani zor değil. Sadece burada şey var. Biraz daha konu kapsamının geniş olması var fenin. İçerisinde 4 tane dersi barındırıyor. Onun için konu kapsamı geniş olduğundan öğretmenim. Bakıyorum bir hemen nereye gelmişiz bununla ilgili olarak arkadaşlar. Evet, bundan sonra da ölçme ve değerlendirme var. Arkadaşlar, var mı sizin için yapabileceğim, aklınıza takılan, benim cevap verebileceğim başka bir soru arkadaşlar? Öğretmenim, şöyle, matematik öğretiminde aslında orada soru yapamama değil, orada bir işlem sorulmuyor, hesaplama da sorulmuyor. Sadece 1, 2, 3, 4. sınıflarda hangi konuların ne zaman ve nerelerde verildiğini bilmemiz gerekiyor. Bir de zihinden toplama, çıkarma işlemiyle ilgili sorular sorulur. Bir de kesir hesaplamayla ilgili sorular soruluyor öğretmenim. Bunların dışında mesela çarpma ve bölmede alan hesaplama yoluyla çarpma ve bölme sorularıyla karşılaştığımızı görüyoruz. Bunların hepsini öğretmenim ilerleyen süreç içerisinde, zaman içerisinde beraberce görmüş olacağız inşallah. Ben teşekkür ediyorum Büşra öğretmenim. Arkadaşlar var mı soru sorulan arkadaşım? Arkadaşlar zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. En güzel günler ve geceler sizin olsun. Hepinize beraber olsak da olmasak da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendim ve çocuklarım için ne istiyorsam sizin için de aynısını istiyorum. Ailenize selam söyleyin arkadaşlar. Ben her hafta Salı gün saat 7'den sonra bu platformunda sınıf öğretmenliği, alan eğitimi dersleriyle ve drama dersiyle karşınızda olacağım. Sınav tamamlanıncaya kadar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar ve başarılar diliyorum tekrar.